Merhaba, çok değişkenli fonksiyonlar 6. dersteyiz. Kapalı türev alarak e, bu türev alma metodlarını bitirmiş olacağız. E, bundan sonraki videomuz e, bizim e, maksimum minimum hesapları üzerine. Evet, şimdi e, kapalı türev alacağız ve bunun için iki tane yol göstereceğim size bu kapalı türev alma konusunda. Ama önce bir size bu kapalı türevi... Tekrar bir hafızanızı e, tazeleyeyim. Tek değişkende e, ne oluyordu? Durum e, nasıl e, ceryan ediyordu? E, bu kapalı türev yaparken bizim fonksiyonun şekli şöyleydi. f x y eşittir sıfır. E, yani bu iki değişkenli bir fonksiyon değil. Tek değişkenli bir fonksiyon. E, ama niye böyle yazıyorduk? Çünkü x'ler y'ler böyle ayıklanmayacak kadar birbirine girmiş durumda oluyorlardı. Yani x burada yine bağımsız değişken y bağımlı değişken. Peki burada x'in türevi bu x'ler y'ler birbirine karışmış olacak. Bir de burada y'yi çıkarıp da yalnız başına yazamıyor olacağız. Bu durumlarda kapalı türevi yapıyorduk. Çünkü aksi takdirde y eşittir fx diye yazabiliyor olsaydık zaten bildiğimiz klasik türev alırdık. kapalı türevi almamızın sebebi buradan y'yi tek başına bırakarak yazamıyor oluşumuz. Peki bu durumda ne yapıyorduk? Bizim bu x'in türevi dediğimizde artık da burada kısmi türev falan yoktu. x'in türevi dediğimizde 1 alıyorduk ve y'nin türevi dediğimizde de 1 almıyorduk. y üssü alıyorduk hatırlarsanız. Ondan sonra buradan Y üstünü çekiyorduk çıkan denklemden kapalı türevi halletmiş oluyorduk. Peki iki değişkende durum ne acaba nasıl olur? Şimdi ona bir bakalım. Yani iki değişkende kendi kapalı türev türev nasıl olur? Bu sefer ne yazacağım? Bu sefer e, yukarıda f x y eşittir sıfır yazmıştım. Bu sefer f x y z eşittir sıfır yazacağım. Burada e, iki tane bağımsız değişkenimiz var. Nedir onlar? x ve y'ler bunlar bağımsız. Ve bu z de bizim bağımlı değişken. Mantık burada tamamen aynı. Burada da X'ler, Y'ler, Z'ler birbirlerine geçmiş durumda. Buradan Z'yi tek başına bırakamıyoruz. X ile Y cinsinden yazamıyoruz. O yüzden kapalı türev alıyoruz. Buradaki tek fark ne? Bizim normalde ne vardı? İşte bir tane türev vardı tek değişkende ama iki değişkende işte iki tane bağımsız değişken olduğu için X'e göre kısmi türev, Y'ye göre kısmi türev olacak. O zaman diyeceğimiz şey şu. Burada bir x'e göre türev alacağız. x'e göre. Tabii ki ne diyoruz buna? Kısmi diyoruz. Kısmi türev. Bir de y'ye göre. y'ye göre kısmi türev. Peki şimdi bunları nasıl alıyoruz? Bir kere e, x'in türevi eğer x'e göre kısmi türev alıyorsak x'in türevi 1 y'nin türevi bunu sabit olarak kabul edeceğiz yine tabii ki 0 ve z'nin türevi dediğimizde yapacağımız şey bunu zx şeklinde söylemek veya bu biraz daha gösterim kalabalığı yaratır. Del z bölü Del x diye söylemek. Aynı şekilde y'ye göre türevde x'in türevi bu sefer sıfır olacak tabii ki, y'nin türevi bir olacak ve z'nin türevi de z'ye veya del z bölü del y olacak. Evet şimdi buna göre e, ilk klasik kısmi kapalı türev e, olayını bir göstereyim size. İlk örneğimiz şöyle. xz eksi ln z eşittir x artı y denkleminde z x'i bulalım. Yani z'nin x'e göre türevini alacağız. Buradaki bu ln z yüzünden bakın Burada e, z parantezine alamayız. O yüzden de kapalı türev yapacağız çünkü e, z'yi yalnız bırakamayız. Evet, o zaman başlayalım. Şimdi en sol taraftan e, x z var orada. Yani çarpımın türevini alacağız. O zaman x'in türevi 1 çarpı z artı z'nin türevi yani zx çarpı x eksi. Şimdi elen z'nin e, türevi derken dikkat edelim. Önce dıştaki elenin türevi yani 1 bölü z gelecek buradan çarpı zx. Eşittir x'in türevi 1 artı y'nin türevi de tabii ki 0 olacak. Şimdi buradan zx parantezine alırsam sol tarafta e, ve bu z'yi de öbür tarafa atacağım tabii ki. E, x eksi 1 bölü z o da eşittir 1 eksi z olur. Yani buradan da bizim z x'imiz 1 eksi z bölü x eksi 1 bölü z olur. İşte ilk örneğimiz böyle. İkinci örneğimizde bu sefer del z bölü del x'i ve del z bölü del y'yi bulacağız. Tabii ki bunlar biliyorsunuz nedir? Bu z'nin x'e göre türevi. Bu da Z'nin Y'ye göre türevi. Önce şöyle bir ortadan ikiye ayırayım sayfayı. E, del Z bölü del bulalım. Önce sol tarafta sağ tarafta da del Z bölü del Y'yi bulacağız. Şimdi sol tarafta X küp artı Y küp artı Z küp artı 6XYZ eşittir 1 var. Burada bize sorun çıkartmasın diye bu 6XY'yi böyle ayrı sanki tek bir şeymiş gibi paranteze alıyorum yanında. Tek bir tane z bırakıyorum. Ee, benim burada kolaylaşsın diye işim. x kübün e, türevi tabi burada del z bölü del x yani Zx yaptığımız için bu 3 x kare olacak. Ama yanındaki y kübün türevi sıfır olacak. Artı burası z küp olduğuna göre önce bu e, kübün türevi yani 3 z kare sonra çarpı içindeki z'nin x'e göre türevi ya da isterseniz del z bölü del x de yazabiliriz. Bu şekilde. Artı şimdi çarpımın türevi yapacağım. Yani bu parantezin içindekini bir tane, yanındaki z'yi de bir tane diye varsayacağım. O zaman birincinin x'e göre türevi 6y çarpı ikinci yani z sonra artı ikincinin yani z'nin x'e göre türevi del z bölü del x Çarpı birinci yani 6xy. Eşittir. Tabii ki sağ taraftaki birinde türevini alacağım. O da sıfır olacak. Şimdi ne oldu? Burada e, sol tarafta e, türevsiz olan kısımları tutalım bu sefer. 3x kare var. Başka ne var? 6yz var. Artı 6yz. Sonra Diğer del z bölü deliksleriyi öbür tarafa atacağım. Yani eksi 3 z kare delz bölü delx e, eksi bir tane daha var delz bölü delx çarpı 6 x'ye. Şimdi burada e, sol taraf aynen kalıyor 3x kare artı 6yz eşittir. Burada Del z bölü del parantezine alırsam eksi 3 z kare eksi 6 x y olur. Ve artık son adımda da del z bölü del x eşittir 3 x kare artı 6 y z bölü eksi 3 z kare eksi 6 x y. İşte bu bizim del z bölü del x, yani z x'imiz. Şimdi de ZY'yi yapalım. Yine aynı şekilde başlıyoruz ama bu sefer x kübün türevi 0 olacak. Artı 3 y kare artı 3 z kare çarpı bu sefer del z bölü del y artı burası ne olacak şimdi ee, y'ye göre değişkenlik düşündüğümüze göre 6 x çarpı z artı e, burası ne olacak? Ee, del z bölü del y çarpı e, birinci yani 6 x y'nin hepsi eşittir. 0 tabii ki yine. Ve şimdi yine 3 y kare artı 6 x burada kalsın. Eksi 3 z kare del z bölü del y eksi e, del z bölü del y 6 xy bu tarafa attım. Ve e, burada yine 3Y kare artı 6X'e eşittir. E, del Z bölü del y parantezinde eksi 3Z kare eksi 6X'ye ve şimdi del Z bölü del y eşittir. Artık ne olacak? 3Y kare artı 6X'e bölü Eksi 3 z kare eksi 6 x y. İşte bu da oldu. Evet geldik şimdi kapalı türev almanın diğer yoluna. Yani pratik yola. Çünkü bir formül bulacağız burada basitçe. Ve o formülle çok daha hızlı bir şekilde kapalı türev alacağız. Önce bir tek değişkende yine yapacağım e, olayı bir görmek için. Sonra iki değişkende de aynı şekilde yapacağım. Şimdi burada yine x ve y değerleri birbirine karışmış olacağından y eşittir fx şeklinde değil de fx eşittir 0 olarak fonksiyonumuzu düşünelim. Yani eğer eşittir 0 değilse de zaten eşittir 0 olacak şekilde bunları düzenleyeceğiz. Ve burada dy bölü dx'i bulalım diyoruz. Peki şimdi bu dy bölü dx'i bulmak için ne yapacağız? Şimdi burada bizim f fonksiyonu x'e ve y'ye bağlı. Ve biz bu fonksiyonun x'e göre türevini alacağımız için böyle yazacağım. Bakın x de x'e bağlı, y de x'e bağlı. Çünkü bu tek değişken burada y neye bağlıydı? Tek değişken de x'e bağlı. Yani y eşittir fx de biliyorsunuz bu y bizim tekrar söyleyeyim. Bu bizim bağımlı değişkendi. X de bağımsız değişkendi. Bağımlı değişken bizim X'e bağlı. O yüzden Y de X'e bağlı. X de kendisine bağlı. Peki şimdi buradan ben şöyle F X Y eşittir sıfırda türevini alacak olsaydım bunun şunun bir türevi şurada yazayım. Tabii bu sıfırında türevi olacak karşılıklı türevi. Peki şimdi x y'nin türevini alırken burada iki tane kol var bakın artık bunu zincir kuralından aşinaiz. Ne yazacağız? E, f'in x'e göre kısmi türevi çarpı x'in kendisine göre türevi. Yani dx bölü dx. Artı f'nin y'ye göre türevi öbür kol çarpı y'nin x'e göre türevi ve o da eşittir. 0. E, burası da bunun türevi. İşte bakın. Buradan formülümüz çıktı sayılır. Çünkü şimdi e, şuraya bakarsanız bu dx bölü dx dediğiniz şey sizin burada 1'dir. Çünkü x'e göre türevini almak bu. x'in x'e göre türevi 1'dir. x'in x'e göre türevi eşittir 1. O zaman buradan şimdi ben dy bölü dx'i çekecek olursam dy bölü dx ne olacak? Şu eksi olarak bu tarafa geçer. Yani eksi del f bölü del x bölü del f bölü del y. Bunu ben tek değişkende yapacak olsam böyle yapardım. Şimdi bu yukarıda yaptığımız işin aynısını 3 değişkende yapalım. Yani z eşittir fx y e, şeklinde iki değişken fonksiyonumuz ve 3 tane değişkenimiz x y z f fx y z eşittir 0 şeklinde düşünelim. Buradan şimdi yapmak istediğimiz şey bizim z'nin x'e göre olan türevini bulmak. Diyelim ki bunu bulmak istiyoruz burada. Bunun için ne yapacağız? Bunun için yine bu f bizim Neye bağlı? X'e, Y'ye ve Z'ye bağlı. Tabii ki bu X'de madem ki X'e göre türev alacağız. X, burası X, burası X diyerekten e, bağlı oldukları şeyleri yazacağız. Peki şimdi bunu yine e, formüle edersek ne olacak? E, del F del X çarpı X'in X'e göre türevi DX bölü DX. Artı sonra ikinci kol del f bölü del y çarpı dy bölü dx artı üçüncü kol da del f bölü del z çarpı dz bölü dx eşittir 0 tabii ki. Şimdi burada kırmızıyla göstereyim bunu çünkü burası çok önemli. Şimdi bu şunu biliyoruz zaten dx bölü dx az önce de konuştuk. Bu x'in x'e göre türevi 1 x'in x'e göre türevi 1. Peki şuna bakalım. y'nin x'e göre türevi ne olacak? y'nin x'e göre türevi Burada y de bağımsız değişken, x de bağımsız değişken. O zaman y'nin x'e göre türevi ne olacak? Ne alıyorduk biz bunu? y'yi sabit gibi kabul ettiğimiz için burası sıfır alınıyor. O yüzden burası komple gidiyor. Yani bize şimdi ne kaldı bir bakalım elimizde. Şurada şimdi del f bölü del x artı del f bölü del z çarpı dz bölü dx kaldı. Yani bizim zx kaldı. O zaman bu da ne olur? Buradan şimdi dz bölü dx'i çekersek dz bölü dx eşittir eksi delf bölü del x bölü delf bölü del z. Yani bunu daha kısa notasyonla yazarsak ne olacak o da? e, ee, eksi f x'e göre türev bölü f z'ye göre türev. İşte formülümüz bu olacak. Yani f x y z eşittir 0 verildiğinde burada hemen oradaki bu f'in x'e göre türevini alacağız. Bölü f'in z'ye göre türevini alacağız. Başına da eksi koyacağız. İşte formül bize kısaca hemen bunu söyleyecek. Ee, peki benzer şekilde dz bölü dy yapacak olsak ne olurdu? Onu da artık bir daha uzun uzun yapmayalım. Benzer şekilde bizim bu dz bölü dy içinde çıkartacağımız formül eksi fy bölü fz olacak. Bunlarla hemen biz türevlerimizi bulabiliriz. Evet şimdi. Bu örnek e, az önce bunu klasik yolla yapmıştık. E, şimdi e, bunu bu bulduğumuz formüle göre yapacağız. E, yeni yöntemle yaparsak bakalım e, nasıl bir şey çıkacak. Burada önce ne yapıyorum? Şunu sıfıra eşitleyecek şekilde yazıyorum. Yani x küp artı y küp artı z küp artı 6x y eksi 1 eşittir 0. Yani burası benim bu sol tarafım tümüyle f x y z. Peki şimdi del z bölü del X diyorsak yani bu da bizim z'nin x'e göre olan türev. Neydi formülümüz? Bu f'in önce x'e göre türevini alıyoruz. Burada da paydada da z'ye göre türev. Şimdi bakalım. Eksi. F'in x'e göre türevi, direkt bu sol tarafın x'e göre türevini alacağım. Bu, sıra, bu sırada y ve z burada ne olacak? X'e göre türev alırken sabit olacak. O zaman x kübün türevi 3x kare artı y kübün türevi 0 artı z kübün türevi 0 artı 6x y dediğimde burada 6 yz sabit çarpı x var. X'e göre türev alıyorum. O zaman 6 yz ee, bölü Şimdi aynısının z'ye göre türevini alacağım. O zaman x kübün türevi 0 artı y kübün türevi 0 artı burası 3z kare artı 6xy. Yani bu eksi 3x kare artı 6yz bölü 3z kare artı 6xy. Bunu kontrol edebilirsiniz. Az önce bizim klasik yolla yaptığımız sonuçla aynı. Peki şimdi... Burada z'nin y'ye göre türevini yazarsak eksi f y bölü f z o da ne olacak? Eksi y'ye göre türev alırsam şimdi direkt artık sıfırları yazmadan alayım 3 y kare artı bu 6 x y z'nin de türevi 6 x z bölü zaten aynı f z ile 3 z kare artı 6 x işte görüyorsunuz gayet pratik bir şekilde bu yöntemle bulabiliyoruz. Evet alıştırmalarımız 4 tane alıştırma yeterli size. Çünkü her iki kapalı türev yoluyla da e, bulmak için uğraşacaksınız bunları. Burada da uzun uzun benim yaptığım çözümler var. E, onlarla yaptığınız işi karşılaştırırsınız. Burada bakın A şıkkı klasik yolla. Hem X'e hem Y'ye göre türevler ve pratik yolla. B şıkkı X'e göre olanlar klasik yol, pratik yol Y'ye göre. C şıkkı ve son şık D şıkkı. İşte bu kadar. İyi günler.